Arkadaşlar dik üçgen ve öklit test 4'e geldik. İlk soruyla başlayalım. Şimdi ne demiş bakalım. ABC dik üçgeni B köşesi etrafında saat yönünde bir miktar döndürülünce A üstüyle CC üstüyle çakışıyor. Tamam. Ee, buna göre X kaçtır diye sorulmuş. E şimdi arkadaşlar AK A üstü K 7'ymiş. Tamam. Tamam. KC 5'miş. KC üstü 11'miş. O zaman burasının tamamı 18 ise burası 18 geldi. Şimdi başka ne biliyoruz biz? Ee, burası X ise burası X geldi. Tamam. Şurası A kadarsa burası A artı 5 kadar geldi. Tamam iki tane Pisagor yapacağız arkadaşlar. X kare artı 7'nin karesi eşittir A'nın karesidir. O zaman ne gelecektir? X kare artı 18'in karesi eşittir A artı 5'in karesi gelecektir. Arkadaşlar çok 7, 24, 25'i çağrıştırıyor bana. 7, buraya 24 versek arkadaşlar. E, burası 25 gelir mi? Gelir. Şimdi burası 24, burası 25 olsa aşağısı sağlıyor mu? 24'ün karesi artı 18'in karesi. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı geliyor. Mu 30'un karesi geliyor. O zaman direkt arkadaşlar şurası 25, burası 24'tür. O zaman x 24 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. Keyifli bir soru. Geldik ikinci soruya. Ne diyor arkadaşlar ikinci soruda bakalım. Ee, ABC bir dik üçgenmiş. Buna göre BDx kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar 135 var burada. Tamam. Şimdi 135 çok arada yani arka tarafa doğru uzatmam gerektiğini anlıyorum zaten. Böyle bir uzatayım. Şunu da çektim dik. Şimdi burası 45. O zaman burası da 45 geldi. O zaman bunların ikisi birbirlerine eşit gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman buradan çektiğim yüksekliktir aynı zamanda. O zaman burada bir öklit mi yapacağız? Şimdi şuraya a kadar dersem burası a kadar gelecek. Burası 8 eksi a kadar geldi. Tamam. E burası a ise burası a. Burası da a artı 1 geldi. O zaman nöklit yapalım. a artı 1'in karesi eşittir. 8 eksi a çarpı 7 artı a gelecektir. Açalım burayı. a kare artı 2 a artı 1 eşittir. Dağıtırsak arkadaşlar 56 -7A artı 8A, eksi 7 a artı 8 a eksi a kare şekline geldi. Hepsini karşıya toplarsam 2 a kare artı a yaptı. Karşıya attım. Artı a gelecektir. 2 a vardı. 56 karşıda artı 1 var. Eksi 55 şeklinde geldi. 2 a'ya a, a 11'e eksi 5 şeklinde gelir. a 5 gelir buradan. a 5 arkadaşlar x kaçtır diye sorulmuş. db Şurası 5, 5 ise 5 kök 2 gelir. Doğru cevap B e seçeneği. Çok sıkı bir soru olmuş arkadaşlar ikinci soru. Geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar. Ne diyor üçüncü sorumuzda bakalım. Yanında verilen iki kare bir açısı 15 derece olan üçgen içerisine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Tamam. Küçük karenin çevresi 8 santim olduğuna göre ee, BC nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? 15, 75, 90 üçgenin özelliğini kullanacağız. 15, şurası 75. Şimdi Şu en işte çok küçük bir yerde şu yukarıda tam uçlar değiyor ya. Burası haşsa burası 4 haş şeklinde gelecek. Yani şurası 4 haşsa şu yüksekliğim haş şeklinde geldi. E peki arkadaşlar burası 4 haş şeklinde geldi. O zaman, o zaman... Ee, e burası da 4 haşsa toplam 5 ise burası 20 haş gelecek. E bu da 20 haş geldi. 25 haş oldu. O zaman burası 100 haş geldi. Tamam ne soruyor? Küçük olanın çevresi. Yani e, 16 tane haş eşittir 8 de haş buradan 1 bölü 2 gelir. Bize BC sorulmuş. 100 tane 1 bölü 2'den kaç gelir? 50 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik dördüncü soruya. ABC üçgen ACAD 24'müş. EBED 7'ymiş. <laughs> D ve E noktaları üçgenin kenarları üzerinde olduğuna göre BC kaçtır diye sorulmuş. Şimdi. Arkadaşlar ikizkenar kenar üçgeninde tabanı inilen dik tabanı iki eş parçaya böler. Şimdi bir ilk bunu biliyorum. Bunu yazdım. Şimdi buradan sonra harflendirelim. Şimdi ben şuraya A desem burası A kadar gelecektir. Şimdi burası 2a kadar geldi, 2a dersek arkadaşlar. Şuraya da b diyelim. A artı b geldi burası. Peki burası da a artı b gelecektir ikiz kenarlıktan. Peki arkadaşlar, iki tane a artı b nereden bakabiliriz buna? Şimdi. Başka neyi biliyoruz? A, B, dik. Tabi arkadaşlar en büyüğe bak. 2 tane A artı B 90 geldi. 2 A artı B 90 ise şuraya da 90 kalacaktır. Bunu da gördünüz. Şimdi buradan sonra çok kırmızı oldu. Biraz daha lacivert yapalım. Tamam. Buradan sonra arkadaşlar bakalım. 7, 24 buraya kaç kaldı? 25 kaldı. Burası kaç yapar arkadaşlar? 32. Burası 24. Buraya kaç kalacaktır arkadaşlar? Burası da 40 olacaktır. Pisagor yaparsak doğru cevap E seçeneği gelecektir. Geldik 5. soruya. Kırmızı rengi alalım yine arkadaşlar. <laughs> ne diyor bakalım soruya? Yukarıda kenar uzunlukları verilen dik üçgen biçimdeki kağıttan iki tane kullanarak hipotenüsle çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Tamam. 1 bir 20 1 20 terse gitmiş. 20 40 gelecek. Tamam. Bunu yaparız ya. Şimdi şunu bir doğrusu olarak uzattım. Şurası 90 olduğunu biliyorum. Şurasının tamamı da 40'tı. Ben buraya a kadar dersem burası 40 eksi a kadar gelecektir. Ve şunu biliyorum. Burası da A kadardır arkadaşlar. Peki. Şimdi. Şuradan bir dik çekersem. Şuradan bir dik çekersem. Kaça kaç böleriz? Şimdi iki tane eşit var diyor. Nasıl yapalım? Eee. 40'ta şurasını tamam 40 20 bunlar eşit a a 40 eksi a dedik arkadaşlar buradan Pisagor yapsam a'yı bulabilir miyim a'yı <laughs> bulurum da işime yarar mı a'nın karesi artı 20'nin karesi eşittir 40 eksi a'nın karesi desem. 15, 20, 25 üçgeni gelir. O zaman A buradan kaç gelir arkadaşlar? 15 mi gelir? Şimdi A'nın tamamı 15 Burası 15 geldi, burası da 15 geldi. 15, burası 25. O zaman 15 ise <laughs> şuraya kaç gelecektir? 15, 20, 25. Burası 15 ise. Ee... 9, 12, 15 şeklinde gelecek. O zaman burası 9 da burası 12 geldi. Şuradaki benzerlikten arkadaşlar kelebek yaptık. 9, 12 geldi. Ne soruluyor bu arada bana? X soruluyormuş. Tamam. 12 burası. 12 burası. Burası kaç geldi? 24. O zaman burası 12 kök 5 gelir. Doğru cevap B seçeneği. Arkadaşlar çok güzel soru olmuş ya. Valla. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Ne diyor? Dik üçgenmiş. BC 24. 15 AF FB eşit. Tamam. Şuradan bir orta taban çektik. O zaman buraya 12'ye 12 böldü. Tamam. Dikten dikilmiş H yaptık. Buraya da öklit yapacağız. H'ın karesi eşittir. 12 çarpı 27 geldi. Buradan arkadaşlar H kaç yapar? 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 9 desem kök içerisine aldık. Bunlar dışarıya 3 diye çıktı. 36 da 6 diye çıkar. 18 geldi. O zaman 15'in 27 oranı x'in 18 oranı deriz. 9'a sadece işte 2, 3, 5 x eşittir 10 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik 7. soruya arkadaşlar. 7. soruda ne demiş bakalım. Eray elindeki üç dik üçgenin birer köşeleri çakışacak biçimde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Tamamdır. A, F, e, F olduğuna göre EBX kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar verilenleri bir yazalım. Ee, şurası 5 kök 6 en büyüğü. Şurası 5 kök 2 geldi. Bunun içerisine bir dik yerleştirilmiş. Şu 3 olan buradaysa bu da X zaten. Tamam. <laughs> Buradan itibaren ne diyebiliriz? Şurası A kadarsa, burası A kadarsa, şurası A kadar gelecektir. Şimdi buradan itibaren, buradan itibaren ne yapabiliriz? Şurası dik, dikten bir tane dikinsem. Şu iki üçgen birbirlerine eş gelir. Bak şu iç noktalılar birbirlerine eştir. O zaman burası da 3 kadar gelecektir. 90'ların gördükleri aynı. Tamam. Peki. Şu 5 kök 6, 5 kök 2'den bulabilir miyiz? Buluruz. Şurasının tamamını bulabilirim. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Oradan da bulalım. T'nin karesi diyeyim. T'nin karesi ne gelir arkadaşlar? 5 kök 6'nın karesi eksi. 5 kök 6'nın karesi eksi. 5 kök 2'nin karesi gelecektir. Bu da kaç yapar? Hmm, t kare eşittir 100. T eşittir. Kaç gelecektir arkadaşlar? 10. Tamamı mı? 10'muş buranın. Şimdi 10 arkadaşlar. Nasıl bölelim? Nasıl bölelim? Şimdi şununla şu birbirlerine eşit. Bununla da bu birbirlerine eşit. Burada hiç kullanmadığımız ne var? Eee o zaman bunun şurasının tamamının buraya çakıştığını görebiliriz. Peki arkadaşlar. Ben burayı kaça kaç bölsem nasıl olur? Ee, A, E ile X'in ile burası birbirlerine eşitmiş. Yani şu A, E'nin hipotenüsü ile bunun yan kenarı. Hmm, buradan ne diyebiliriz Arkadaşlar buraya ha, Tamam şimdi bak Burası A kadarsa Burası da A kadardı O zaman ben bunun tamamına 2A Diyebilirim yani şu T kare dediğim yer 2A'nın karesi Eşittir 100 gelecek O zaman 4A kare 100 ise buradan A kare 25 A 5 gelecektir A 5 ise şurası 5 geldi Buraya 4 kaldı Tamam. Burası 5. O zaman buraya da 1 kalacaktır. Tamam 10 olmalıydı. Az önce bulmuştuk zaten T'yi 10. O zaman 3'ün karesi artı 1'in karesinden burası kök 10 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Çok sıkı soru olmuş ama. Şimdi geldik. ABC dik üçgeni biçimindeki karton parçası D'ye boyunca katlanınca C köşesi B köşesi ile şekildeki gibi çakışmaktadır. Tamam. Burası 2K ise burası K kadarmış. K kadarsa <laughs> DC 2K kadarmış. Çakıştığında burası da 2K kadar gelir. Yani ben burayı ikisine ayırdığımda buraları 90-90 geldi. Şimdi şurası da 8'miş. Ee, 90'ın gördüğü 2K ise 30'un gördüğü K burası da 60 gelecektir. Buraları da 60-60 gelir. 30'un gördüğü 8 ise 90'ın gördüğü, 30'un gördüğü, 8 ise 90'ın gördüğü 16 geldi. Burası 8 kök 3 geldi. Burası da 8 kök 3 geldi. Neresi soruluyor arkadaşlar? A, B. A, B. E tamam burası 16 idi. Burası da 8 kök 3 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir.